Ayında toprak uyanır, doğa kendini yeniler, Nevroz kutlanır, dostluk ve dayanışma pekişir. Mart ayı evrensel değerlerde her yönüyle güzeli, iyiyi simgelerken maalesef bu coğrafyadaki hemen her Mart ayı bir katliama, zulme, hafıza oluyor. Bu nedenle coğrafyamızda Mart ayı sadece baharın müjdesi değil, karanlık katliamın da hafızasıdır maalesef. 12 Mart 1995'te İstanbul'da Alevi vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Gazi Mahallesi'ndeki 4 kahvehane ve bir pastane aynı anda kimliği belirsiz kişilerce bir taksiden otomatik silahlarla açılan ateşlerle tarandı. Polislerin hepsi de ya ceza almadılar ya da düşük cezalarla cezasızlık politikalarından faydalandılar. 16 Mart her ne kadar Halepçe katliamı olarak anılsa da Saddam Hüseyin rejiminin Irak Kürdistan'ında Enfal operasyonu kapsamında başta Halepçe olmak üzere Kürt şehirlerinde gerçekleştirdiği soykırımı anma günüdür. Enfal operasyonu 29 Mart 1987 tarihinde başlatılmış ve 7 Haziran 1989'a kadar sürdürülmüştür. Esasında Saddam rejiminin 1983'ten 1991'e kadar geçen sürede Kürtlere karşı sürdürdüğü arındırma politikası sonucunda 100 binden fazla Kürt yaşamını yitirmiştir. Yönetimi Norveç, İsveç, Hollanda ve İngiltere tarafından soykırım olarak kabul edilmiştir. Ve burada katılımcı kurumların hepsi de bu suçu, soykırım suçu olarak tanımaktadır. 8 günü İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 7 öğrenci yaşamını yitirmiş, 41 öğrenci yaralanmıştır. Olayla ilgili daha öncesinde MİT İstihbarat Teşkilatı'ndan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı ve bombalı saldırı yapılacağı bilgisi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmamıştı. Yargılamalar sırasındaki itiraflarda bombayı Abdullah Çatlı'nın temin ettiği yer aldı. 1992'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nevroz Bayramı'nı kutlamak üzere bir araya gelen binlerce insan üzerine paramiliter gruplar tarafından ateş açıldı. Katliamda onlarca insan öldü, yüzlercesi yaralandı. Beyaz bayrak taşıyan gazetecilerin üzerine bile ateş açıldı. Bir gazeteci öldürüldü. Mahir Çayan ve arkadaşları Hüdayi Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Safet Alp bundan tam 52 yıl önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarını engellemek için çıktıkları yolda Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde devletin güvenlik güçleri tarafından katledildiler. 12 Mart faşist çuntasını ve Kızıldere katliamını unutmadık, unutmayacağız. Ve yine mevcut iktidar döneminde de katletme pratiklerinin devam ettiğini söylemek zorundayız. Mart ayında katledilen Kürtler, Aleviler, devrimci öğrenciler, çocuklar, kadınlar bu coğrafyanın birer unsuruydular. Tüm ihlal mağdurlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Toplumsal barışın inşası için geçmiş pratiklerden tamamen kurtularak bu coğrafyadaki tüm değerleri benimseyen bir toplum sözleşmesi inşa edilmeli, insani değerler ön planda tutulmalıdır. Tüm katliamlarla yüzleşilsin, Mart ayı artık sadece baharı müjdelesin. Sağ olun.